Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi de rehberlik kanalımızda yurt dışı eğitimiyle ilgili en çok sorulan, en çok merak edilen soruları Özlem hocamıza sorduk. Hadi gelin şimdi hep beraber sorularımızın cevaplarını Özlem hocadan dinleyelim. Neden yurt dışı eğitimi? Evet, şimdi Nagihan hocam, bunun birçok aslında açıklaması var. Elbette ki ilk önce şeyden başlamak lazım. Yani Türkiye'de okumakla yurt dışında okumak arasında gerçekten bir fark var mı? Bizim için faydası ne olur? Türkiye'de çok başarılı üniversitelerimiz yok mu? Tabii ki var. Bu üniversitelerden mezun olan insanlar uluslararası platformda çok iyi şirketlerde, çok iyi pozisyonlarda çalışabiliyorlar elbette. Ancak bunların da üstünde öğrencilerin, yani daha doğrusu aslında gençlerin, öğrenci demenin ötesine geçmek istiyorum artık üniversite eğitimi deyince, gençlerin uluslararası bir vizyona, farklı bir kültürün, farklı bir tecrübesine, farklı insanlar, farklı ırklar ve farklı dinamiklere alışmış olması, bunları görmüş olması, bunları deneyimlemiş olması çok mühim. Özellikle büyük şirketlerde, uluslararası şirketlerde, iyi pozisyonlarda çalışmak isteyen iş insanları, gelecekteki iş insanları, adaylarız olacaksınız zaten üniversiteyi okurken, kesinlikle bu tecrübeyi edinmiş olmaları beklenir. Çünkü o şirket içerisinde farklı farklı milletten, farklı farklı kültürden insanlar olacak. Bunlarla iletişimde sabit fikirli olmamak, at gözlüğüyle bakmamak için o vizyonu almış olmak gerekir. Ha, bizim üniversitelerimiz, kendi ülkemizde okuduğumuz üniversiteler bunu sağlamıyor mu? Sağlıyor elbette, ama yani bir üniversitede, örnek veriyorum, bir bölümde 100 öğrenci varsa bunun maksimum 2 tanesi, 3 tanesi, hadi olsun 5 tanesi yabancı. Haliyle karşılaştığınız yabancı öğrenci profili ve çevresi ve uluslararası atmosferiyle yurt dışına gideceğiniz herkesin yabancı olması ve farklı ırktan, milletten, farklı bir kültür, farklı bir coğrafya olması bambaşka bir şey. Hem bunu sadece üniversitede mi yaşayabilirim? Aslında hayır. Bunun için bir sürü programlar var. İşte work and travel programları var. Kendi ülkenizde okuduğunuz üniversitenin, her üniversitenin var Erasmus programı. Erasmus programından faydalanıp gidebilirsiniz vesaire. Bu tip avantajlar var, ama yurt dışında okumuş olmanın avantajı aynı zamanda o yurt dışına gideceğiniz üniversitenin diplomasına da sahip olmak. Aynı zamanda bu şunu da getiriyor. Farklı bir ülkenin diplomasını alıyor olmak, bu öğrenciler için farklı milletlere adaptasyonu sağlayabilmiş olma referansı veriyor CV'sinde. Ve dolayısıyla da aslında master başvurularında ya da işte iş başvurularında bu bir artı puan ek olarak. Onun dışında da tabii ki yani üniversite rankinglerine baktığımız zaman, sıralamalarına baktığımız zaman tabii ki yurt dışında girebilecekleri bir sürü üniversite var ve ek olarak da Türkiye'de top okullara girmenin zorluğuyla yurt dışında top okullara girmenin zorluğunu kıyaslarsak yurt dışına daha kolay girebilirler. Hocam, herkes yurt dışında eğitim alabilir. Özellikle üniversiteye başlama çağına gelmiş her öğrenci üniversite eğitimini yurt dışında alma şansına sahip. Ama ve lakin lisede de yurt dışında eğitim görebilme şansınız tabii ki var. Bu avantajınız olursa, bunu kullanırsanız ne âlâ. Ama tabii ki hani bu kısım biraz daha ekonomik güç istiyor. Biraz daha tuzlu bir kısım. Üniversite eğitimine göre kıyaslarsak eğer ki. Ama tabii ki herkes, isteyen herkes yurt dışında, herhangi bir ülkede, istediği herhangi bir ülkede eğitim alabilir tabii ki. Çok güzel bir soru. Hocam, TYT ve AYT yurt dışında okumak için tabii ki gerekli. Ama her ülke için değil. Yani her ülkenin farklı farklı başvuru sistemi ve gerekçeleri var. Şart koştuğu bazı önemli noktaları var. Bazı sınavları almış olmaları gerekiyor. Özellikle mesela aklıma gelen örneklerden işte Almanya ya da İtalya ya da Portekiz. Bu ülkelerde mesela başvuru yapabilmek, daha doğrusu iyi üniversitelerden kabul alabilmek için bu ülkelerin konsoloslukları, yani devlet politikası, Türkiye'deki üniversite giriş sınavı olan TYT, AYT'yi denk sayabiliyor ve oradan aldığınız puan ve sıralamaya göre sizi oradaki bir üniversiteye kabul ediyor ya da etmiyor. Yani dolayısıyla vize almak için bile o
sınavı vermiş olmanız ve iyi notla vermiş olmanız lazım. Hatta mesela hocam Almanya'ya gidebilmek için Almanya'da, yani mesela bu farklı detayları da var. İşte dil gerekliliği var vesaire, kendi uyguladıkları başka sınavlar var. Etc. diyorum. Yine İngilizce kullanıyorum. Hocam yabancı çocuklarla çalışmaktan hep. Neyse. Yani hani işte mesela vesaire. İşte şeyi düşünelim, işte Almanya mesela diyor ki ben X üniversiteme seni kabul edebilmek için orada öncelikle işte mekatronik mühendisliğine başvuracaksın. O zaman Türkiye'de TYT, AYT sınav notunla başvuracaksın bir üniversiteye ve kabul almış olacaksın TYT şeyden, mekatronik mühendisliğinden, ki seni ben de burada bir mekatronik mühendisliğinde bir bölüme yazdırayım. Mesela Türkiye ile Almanya'nın anlaşması bu. Yani Türk öğrenciler için bu Almanya'ya başvurma kriteri bu. Her farklı milletten, her farklı devletle, işte farklı devletin arasında bir politikası var ve öğrencileri ona göre alma konusunda ayrı bir kriter geçerli sayabiliyor. Mesela Türkiye için de TYT, AYT önem taşıyor Türk öğrencilerimiz için. Ne kadar bütçe gerekir? Evet, en güzel soru. Şimdi hocam, bazı ülkelerde üniversite eğitimi ücretsizdir. Mesela Almanya gibi. Bazı ülkelerde de o ülkenin vatandaşlığı olsa bile sizde oranın eğitimi paralıdır. Para ödemeniz gerekir. Ve bu ücretler, yani ücretli olan okullar özellikle ortalama 10 bin euro ile işte 30 bin pound, 60 bin pound, 70 bin pound daha da çıkıyor yani. Çıkabildiği kadar çıkabiliyor. Üniversitesine göre de değişiyor, ülkesine göre de değişiyor. Yani mesela şimdi üniversite ismi söylersem reklam olur mu? Mesela İngiltere'de bir üniversite adı geliyor aklıma ama özel üniversite yani sonuç itibariyle ismiyle. Ama yani bayağı rankingi yüksek, yani sıralaması, başarısı dünya çapında bilinen bir üniversite ve oranın yıllık ücreti mesela 60 bin pound ve burs şansı çok zor. Şimdi burs konusunu da sorarsın kesin. Tamam, sor. Evet, mesela burs bulabilir miyim? Şimdi bazı üniversiteler bazı koşullarda burs verebiliyor. Ya da mesela acente ile başvurduğunuz zaman ya da acentesiz başvurduğunuz zaman bazı indirimler sağlayabiliyor. Bunları burs diye geçirebiliyor. Ya da almış olduğunuz sınavlardaki başarınız sebebiyle mesela daha yüksek oranlarda burs alma şansınız olabiliyor. Ama kendi devlet politikasında üniversite eğitimi ücretsiz olan ülkeler, yabancı öğrencileri de mevcut. Fakat onlarda da şu var, yani o ülkede eğitim gördüğünüz zaman orada yaşayacaksınız, oraya bir kere zaten uçuş bileti almanız lazım, o da bir para. İşte orada yemeniz içmeniz bir para, onun üstüne üstlük işte efendime söyleyeyim vize başvurularınız bir para vesaire vesaire. Ha, bunlar tamamen cebimden ödemem gereken paralar mı? Hayır, değil. Mesela Türkiye bursları var. Türkiye yani devlet politikamızın aslında yurt dışında okumak isteyen, eğitim almak isteyen öğrenciler için çok fazla desteği mevcut. Öğrenciler mesela bunlara başvurup yurt dışında okudukları zaman ayrıca bir, hani bu kredili yurtlar kurumu falan bir burs başvuruları yapıyorlar ya, onlardan da daha yüksek bir ödenek alıyorlar. Çünkü yurt dışında euro bazında harcama yapıyorlar. Burada TL bazında KYK bursu, ha. İşte KYK bursundan bir miktar daha üstte. Yurt dışında okuyan öğrencilerin aldıkları burs şekli. Onların da ayrıca bir başvurusu var. Bunlara mesela başvurabilirsiniz. Oradan aldığınız paralar mesela sizin vize başvurunuzu, uçak başvurunuzu, efendime söyleyeyim orada yediğiniz içtiğinizi bir nebze olsa da karşılar. Kimi öğrenciler gittikleri yerde çalışmayı da düşünüyorlar. Yarı zamanlı çalışma şansları oluyor. Burada mesela bizdeki özel üniversitelerde de var o aslında şans. Çalışma burslu öğrenci olma. İşte bu özel üniversitelerde öğrenci ekonomik durumuna göre ya da sosyal kimliğine göre işte çalışma bursuna başvurabiliyor ve üniversitede yarı zamanlı çalışıyor olabiliyor. Böyle burs olanakları var. Onun dışında mesela şeyler de var. Siz, örnek veriyorum, Harvard'dan, Oxford'dan, Cambridge'den, Stanford'dan, Penn State'den vesaireden kabul aldınız ve gideceksiniz ne bölümüne? Hadi diyelim ki işte Computer Engineering, bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği bölümünde size X bir şirket diyebilir ki sen bir dahisin. Bu çok nadir bir
case ama yine de değerlendirelim. Sen bir dahisin ve benim şirketimde mezun olduktan sonra lütfen çalış, seni iyi maaşlarla çalıştıracağım. Bunun için seni destekliyorum. Üniversite eğitiminin yarısını ya da tamamını karşılıyorum falan. Böyle bir şansınız da olabilir. Eğer ki böyle bu kadar dahice bir yeteneğiniz varsa bunu mutlaka kullanın tabii ki. Şirketlerde bu tip desteklerde bulunabiliyorlar. Böyle yüksek üniversiteleri kazandıysanız. Ama bu şirketler tabii yani ne bileyim Levent'teki X bir şirket falan değil. Bayağı uluslararası büyük bir şirket falan yani herhalde. Elon Musk falan destekler herhalde hocam. Yani tabii ki şart. Tabii ki İngilizce şart. Bu soru olmamalı bile. Ha, şart olmayan ülkeler var. Almanya'ya gidiyorsan çok da şart değil. Ama o zaman da Almanca şart. Gideceğiniz ülkede bir kere zaten iletişim kurabilmek için bir yabancı dile ihtiyacınız var. Bu da zaten hani dünya genelinde universal dil diye geçen İngilizce mecbur bilmeniz lazım. Genellikle de işte IELTS'de 6,5, TOEFL'da 80 gibi bir not şart koşarlar. Bu sınavları almanız lazım. IELTS, TOEFL ne? İkisi de İngilizce başarınızı ölçen, işte geçerliği, güvenilirliği kabul edilmiş bir sınav sistemi. Onlara başvuracaksınız. Ya IELTS, genellikle İngiltere için IELTS istenir. Hatta kesin IELTS istenir. İşte Amerika, Kanada, Avrupa'nın birçok ülkesi falan filan için TOEFL istenir. Bu sınavlardan da belli bir minimum İngilizce seviyesini vermiş olmanız gerekir. Ama mesela Almanya için Almanca bilmeniz lazım. Çünkü Almanya'nın öğrenci vizesi verme koşulu zaten sizin onların konsolosluğundan verilen bir işte Göte sertifikası var. O sertifikayla Almancanızın işte B1 seviyesinde ya da C1 seviyesinde olmasını şart koşuyor size. Dolayısıyla bunu sağlamadan haliyle oralarda eğitim göremezsiniz. Yabancı dil şart. Almanya için Almanca okey. Ama başka ülkeler için de İngilizce olmaz. Hocam not ortalamanız tabii ki önemli. Şimdi şöyle, bazı üniversiteler için bazı özel sınavlara girmeniz gerekiyor. Bu sınavları ayrıca da açıklarım belki başka bir yayında. Ancak not ortalamanız sizden istenecek. Transkript diye bir belge şartı koşacaklar size. O transkript dedikleri şey sizin karneleriniz. 9, 10, 11 ve 12. sınıfta almış olduğunuz notlar sizin diploma notunuz olacak. Ve bu diploma notuna göre sizlerin başvuru kriteriniz büyük önem taşıyacak. Özellikle bazı üniversiteler için gireceğiniz sınavların yanı sıra üniversite transkriptlerinde ne dersler almış olduğunu, ne başarı göstermiş olduğunu da önemser. Dolayısıyla tabii ki notlarınız önemli arkadaşlar. Ha, güzel soru. Şimdi bu da Türkiye'de yabancı öğrenci olmak aslında ya da yurt dışından gelip Türkiye'de okumakla ilgili bir soru olarak da değerlendirilebilir. Eğer ki çifte vatandaşsanız yabancı pasaportunuzla evet üniversitelere yabancı öğrenci olarak başvurabilirsiniz. Ancak onun bazı koşulları var. Yani anne babadan Türklük geçmişse o zaman birincil vatandaşlığınız Türk vatandaşı oluyor. Bu durumda yabancı öğrenci sayılmıyorsunuz. Bunun için işte vatandaşlıktan feshetmeniz gerekiyor. Vatandaşlıktan çıkmanız gerekiyor falan filan. Bu tip şeyler olması gerekiyor. Ama mesela Suriyeliyim. Sonradan Türkiye'ye göçtüm ve Türk vatandaşlığını sonradan aldım. Bu durumda ben yine de TYT, AYT ile girmeli miyim üniversitelere? Hayır, Suriye vatandaşlığınızla ya da işte başka hangi vatandaşlığınız varsa fark etmez. Siz sonradan Türklük pasaportu almış olduğunuz için yabancı öğrenci olarak yine üniversitelere başvuru sağlayabilirsiniz. Bu noktada da önemli olan şey not ortalamalarınız, transkriptiniz vesaire olur. Ha, bu bir avantaj mıdır? Şöyle avantajdır. TYT, AYT'nin stresi, yarıştığınız popülasyon, alım kotası çok daha farklı oluyor. Bütçeniz varsa işte Koç gibi, Sabancı gibi bazı hani yüksek işte ne bileyim belki Özyeğin gibi yüksek seviyedeki üniversitelere daha kolay kabul alma şansınız olabilir yabancı öğrenci olarak. Ama tabii bu biraz daha bir bireysel danışmana ihtiyacınız var demektir. Daha detaylı yani kişiye özgü bir çalışma yapmak gerekiyor. Çünkü her öğrencinin hikaye öyküsü farklı ve başvurma sistemi başvuracağı bölüm bile fark yaratır. Dolayısıyla ona ayrı bir danışmanlıkla aslında çözmeleri çok daha mantıklı hocam. Ha evet. Ya bu mesela benim
öğrencilerimden de gelen bir soru. Şimdi şöyle, bazen bazı acenteler gerçekten üniversitelerle belli anlaşmalar yapıyorlar. Gönderdikleri öğrenci sayısı fazla olduğu zaman o acente üstünden giden öğrencinin burs alma şansı daha yüksek olabiliyor. Çünkü zaten hani o acentenin de kendi içinde bir burs kontenjanı olabiliyor. Ya da aynı şekilde bir danışmanla, bir rehberle birlikte başvurduğunuzda bir yabancı öğrenci olarak, Türkiye içinde, yurt dışı içinde hiç fark etmez. Bir kere zaten referans mektubundan tutun, dosyalarınızın bazı sistemlere, genel popülasyonlu bir sistemler, şeyler var. İşte İngiltere için UCAS mesela, işte ismi UCAS diye geçiyor sistemin. Amerika için Common App mesela. Bunlar üniversite başvurma kanalı. O kanal üstünden işte üniversiteye göndereceğiniz dokümanları sistem diyor ki rehber öğretmeninize lütfen maili, onun mailini işte assign edin, bağlayın. O da oradan sizin transkriptlerinizi yüklesin. Yani o güven kanalını oluşturduğu kişi yine işte o aracı kurum ya da işte rehber öğretmen, yani bu sistemi bilen, yurt dışına öğrenci göndermeyi bilen birileri tarafından mutlaka destek almanız gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Ha, imkansız değil. Elbette ki kendi başınıza başvuru gönderebilirsiniz. Ama bu daha zorlu bir süreç. Üstelik de hani ya bu şey gibi, vize başvurusunu kendi kendime yapamaz mıyım? Tabii ki yapabilirim. Ama bir acenteyle birlikte yaptığım zaman bana her şeyi bilip kontrol ettikleri için sorumluluğu alıyor ve yapıyor, takip ediyor oluyorlar. Bu anlamda daha avantajlı olabiliyor. Evet. Ama tabii ki de kendi başınıza başvurma şansınız elbette ki var. Avantajı bu anlamda hani daha riski azaltmak. Ve tabii bazı acenteler mesela gittiğinizde yurdunuza başvuru işlemlerinize falan varana kadar yardımcı oluyor yani. Tek önemli şey güvenilir bir acenteyle çalışmış olmanız. Gerçekten hani referansla gitmiş olmanız. O acentenin daha önce öğrenci göndermiş olduğuna emin olmanız vesaire. Yani acente güvenilirse çok çok yardımcı olur tabii ki. Ülkelere özgü sınav almanız gerekiyor hocam. Şimdi mesela bazı ülkeler, mesela İngiltere, yani diploma notunuzla sadece girebileceğiniz, gidebileceğiniz, başvuru yapabileceğiniz üniversiteler ve ülkeler var. Ama yüksek rankingi olan iyi başarılı üniversitelere başvurabilmeniz için öncelikle yapmanız gereken, almanız gereken bazı sınavlar var. Hatta bazı bölümler için bile almanız gereken sınavlar var. Mesela İtalya'da özel bir sınav sistemi yapıyor. Onun için hatta kendi konsolosluğuyla bağlantılı olan bir merkezde sınav uyguluyor vesaire. İşte onun dışında İngiltere, keza İngiltere konsolosluğunda da sınav alabiliyorsunuz. Ama onun dışında mesela Cambridge sınav merkezleri var. Cambridge A-Level alabilirsiniz. Keza IB sınavları var. Onları alabilirsiniz. Onun dışında IB, A-Level, Abitur Almanya için. İşte efendim söyleyeyim. Ya bir sürü aslında farklı sınav sistemi var. Ülkesine göre değişiyor. SAT var, ACT var. Bizim genelde sistemimize paralel olan bir sınav sistemi ACT var mesela. İşte onda fen, matematik, sosyal bilimler, İngilizce bölümleri var. Bizim sınav sistemimize bir tık daha benziyor diğer sınavlara göre. Onun dışında SAT keza, işte onda da İngilizce ve matematik var. Bu sınavları alıp da girebiliyorsunuz. TYT ve AYT hazırlanan öğrenciler aslında bu sınavlara, SAT ve ACT'ye daha yatkın ve meyilli olabiliyorlar. Eğer İngilizce seviyeleri yeterince iyiyse, sınav bir kere İngilizce. Ama sistemde çoktan seçmeli sınav. Dolayısıyla bu sınavları şart koşuyor üniversiteler. Tabii şimdi pandemi sebebiyle o sınavlar bir oluyor bir olmuyor. Bu arada hani bizim üniversite sınavı gibi yılda bir kere olan bir sınav değil. Yani yılda 3 kere, 4 kere falan, 4 kere falan SAT'ye oturum alabiliyorsunuz. Bir de SAT'nin subject testleri var. Yani ders başı sınavları var. İşte o da yılda bir 2 kere mi, 3 kere mi, 4 kere mi ne oluyor. Dolayısıyla farklı periyotlarda takip edilebiliyor ama şimdi tabii pandemi sebebiyle bir iniyor, bir çıkıyor, bir oluyor, bir gidiyor. Bazı sınavlar işte sınavı yapıyor, bazı merkezler sınavı yapıyor, bazı merkezler sınavı yapamıyor vesaire. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden takip etmeniz lazım. Ama tabii pandemi umarım bir an önce son bulur. O zaman tabii standart bir sistemi var ve sınav günleri belli, sınav merkezleri belli. Gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz vesaire. Onunla ilgili web siteleri var. Onları da takip edebiliyorsunuz. Velhasıl muhtemelen web sitelerini soran öğrenciler olacak, bilmiyorum. Belki altta koyarız web sitelerine ulaşabileceğiniz, ama reklam olmazsa eğer. Onun dışında yani evet, mesela yabancı dil sınavlarını almanız lazım. İşte mesela İngilizce
seviyesi için bahsettiğim gibi az önce işte TOEFL ya da IELTS almış olmanız gerekiyor. Ülkesine göre neyi alacağınız tabii ki değişecek. Onun dışında işte İtalya şart koşabiliyor belli bir seviyede İtalyanca. İşte Almanya şart koşabiliyor. Ya yani o dilin sınavını vermiş olmanız gerekebiliyor ya da o ülkeye gittiğinizde hazırlık okuyabiliyorsunuz. O dili eğitimini alıyorsunuz falan. Böyle şeyler olabiliyor ama tabii ki almanız gereken sınavlar olacaktır. Evet, en güzel soru. Master'da mı, lisansta mı yurt dışına çıkmalıyım? Şimdi arkadaşlar, yurt dışına ne zaman çıkarsanız o zaman faydalı. Ne kadar erken o kadar iyi. Ama tabii ki bunun bir aması var. Şöyle ki, yani mesela ben lisansı burada okuyup Erasmus'la yurt dışına gidip, Erasmus'ta bir değişim programı ve her üniversitede var. Lütfen artık şu saçmalığa kanmayın. Kafayı yiyorum. Bir üniversite işte bizde Erasmus programı var. Bizi tercih edin. Hey o falan dediği zaman dünyanın en büyük saçmalığı. Çünkü her üniversite zaten Erasmus programına sahip. Ha, aradaki fark şu, bazı üniversiteler daha fazla anlaşma barındırıyor içinde. İşte 500 tane üniversiteyle anlaşması var birinin, diğerinin 50 tane üniversiteyle anlaşması var falan. O zaman hani sizin için gitmek istediğiniz üniversiteler limitlenmiş oluyor falan. Ama hani benim Erasmus anlaşmam var, çocuklarla Erasmus programı uyguluyorum diye bir üniversite reklam yapıyorsa zaten saçmalık. Neyse bu ayrı bir konu. Buna niye girdim bilmiyorum. Sinirlendiğim için üniversite reklamlarının bu gereksiz kısmına. Ama master mı yoksa lisans mı yurt dışında okunmalı sorusunun cevabı şu. Siz ne zaman yurt dışına gitmeye hazırsanız o zaman. Yani master için tabii ki burs bulabilme şansı, aynı zamanda gittiğinizde işte orada araştırma görevlisi olarak çalışarak gitme ihtimaliniz lisansa göre daha yüksek. Lisansta yurt dışına çıkmak bir tık daha pahalıdır. Ama master'da bir şansınız bu oranda daha yüksek. Ama kabul alma şansınız lisansta daha kolay, master'da daha zor. Çünkü master'da lisansınıza paralel bir alanda bir bilgi birikimi ve bir alanda odaklanmış ve bu alanda çalışmaya mail etmiş, gönül vermiş, tez yazmak ister ve buna göre bu alanla paralel bir hocayı ve programı bulmuş olmanız beklenir. Programa başvurursunuz, hocaya başvurursunuz çünkü master'da. Ama lisansta bu daha yelpaze, daha geniş, daha fazla olanağınız var. Daha fazla para vereceksiniz ama daha kolay kabul alacaksınız durumu elbette söz konusu. Ama bu işin tabii ki psikolojik kısmı da var. Yani ben 18 yaşında gerçekten tek başıma dilini, dinini, bilmem nesini, halini, hatırını bilmediğim bir ülkede sırtıma çantamı alıp lakadanak düşmüş olmaya hazır mıyım, değil miyim? Bu büyük bir soru işareti. Kiminin halası, danası, dadısı var. İşte amcası, teyzesi, akrabası var X bir ülkede ve onun yanında konaklayabilir, bir süre orada kalabilir vesaire. Böyle bir avantajı varsa ya da ailesiyle birlikte gidebilecekse tabii ki bu fırsatı bence kaçırmasınlar, lisanstan gitsinler. Hatta şansı varsa liseden gitsinler. Ama yani çünkü yurt dışı eğitiminin katacağı çok şey var. Her şeyden önce dil eğitimiyle ilgili alacağınız çok şey var. Ama yani bir de kişisel özgüven olarak da alacağınız çok şey var. Yani bambaşka bir yerde bambaşka bir deneyim elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bu her yiğidin harcı değil. Kolay bir şey de değil. Yani bilmediğim bir ortam ve laps diye düşmüşüm ortaya. Bununla başa çıkabilmek de bir olgunluğu sağlıyor. Dolayısıyla bu deneyim mutlaka yaşanmalı, tavsiye ederim. Ama ve lakin belki psikolojik olarak buna hazır olmayabilirsiniz. Yani daha ergen yaşlardasınız. 24 yaşına kadar sürecek bu ergenlik bilişsel olarak. Dolayısıyla da hani master'a başvururken belki yurt dışına gitmek daha mantıklı olabilir benim için çünkü psikolojik olarak buna hazır değilim diyebilirsiniz. Bu çok normal. Ha, master'ı da Türkiye'de okuyamaz mıyım? Tabii ki okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani size katkıları çok daha fazla olur. Yurt dışı eğitiminin. Bunu göz ardı etmek de çok mantıklı değil. Eğer yeterli bütçeniz, yeterli İngilizce seviyeniz, yeterli kişisel olgunluk seviyeniz ve kapasiteniz varsa bu değerlendirilmesi gereken bir şey.